Bütün gün evin işini yap. Gece de gel burada Safiye'nin kapısında nöbet tut. Anam, çekilecek çilem varmış da. Kavuşmak istiyorum ya. Bu sefer hakikaten uyudum. Şuna bak şu an. Nasıl da fokur duyuyor. Safon. Ben geldim yavrum. Cemal. Ay, biliyordum geleceğini. Oğlum kız, seni nasıl özlemişsin biliyor musun? Kız sanki şu boşanma işi bir heyecan kattı ilişkimize ha. Yemin olsun var ya, şu anda İç Anadolu bölgesinin bütün itfaiyeleri söndüremez ateşimi. O derece yani. Ay ah canım. Ben de seni çok özledim Cemal. Ay. Diyeceğim ama. Bu yüzüğü günce moralimanlarım bozuluyor. Çıkar şunu. Tamam Safım, tamam. Kızma, hemen çıkartırım. Al bak. Bizim yüzüğümüz burada. Baktım, gene kocanım. Gel buraya kız. Ay bir dakika, bir dakika Cemal, bir dakika bir şey soracağım canım. Gene ne oldu kız? Bu Servet doğruyu mu söylüyor ha? Bana bak. Yoksa sen gerçekten kadına yalan söylesin diye para mı verdin? Kız, iki gözüm önüme aksın ki doğru ya. Vallahi ben parayla kimseyi tutmadım. Bakar mısın pis gülaya? Nasıl böyle yalanları saydı durdu ya? Anamın yanında nasıl poz kesti öyle kız? Artist. Cemal. He gülüm. Ne olacak bu böyle bizim halimiz? Bugün söz kesildi. Çok yakında da tabii nikah olur. Hı? Resmen skandal yani. Ben böyle 20 yıllık kocamı metresi gibi mi gezeceğim? Çok ayıp ediyorum. Yok öyle bir şey ya. Yemin olsun yok öyle bir şey. Bu nikah kıyılmayacak. Merak etme. Ben 9 ay boyunca ne yapacağım edeceğim? Oyalayacağım. Topu taca atar dururum ya. Bu arada çocuğu kimden peydahladığını da berabereceğini araştırır buluruz. Biz yeter ki ne beraber olalım kız. Bak var ya, şu an bana öyle bir çocuk geldi ki anlatamam sana. Manyak. Şşş. Deli. Gel buraya. Cemal. Ya dur bir ya. Ay bir dakika. Ya. Vallahi çok. Ay Cemal ya, oğlum bir şey buradayım, dur. Anam. Bu uyumuş ya. Bir gül. Bir gül, kalk kalk. Ne oldu? Uyumuşsun, olan o. Orev yerinde uyumanın cezası çok büyüktür, biliyor musun? Dümürlerim görmesinler ha. Haydi haydi, yat yerine de yat uyu, haydi anam. Gidip yatayım da nöbet sırası sana gelmediydi kasıbakı. Olsun, benim zaten uykum kaçtı.
Biraz oturayım da burada düşüneyim halimi bari. Haydi. Hasibe, ne oldu? Bir derdin mi var senin? Hem de ne büyük bir derdim var bir gül. Ben kumarda evimi kaybettim. Ne? Evini kumarda mı kaybettin? Allah sen iyiliğini versin Hasibe ya. Vallahi gece gece hiç güleceğim yok da. Evini kumarda kaybettin öyle mi? Haydi o zaman sana iyi nöbetler. Kumarda evini kaybetmişler. Güldü ya. İki içimi doğayım. Derdimi deyim dedim. İnanmadı ya. Geç oluyor ya. Vallahi çok özledim. Biz bizim de tutuyor ya. Beni sen çok özledin. Ay yapma. Ne oluyor lan orada? Destur. Ya Safo. Bak sana kendimi inandırmak için pantolonu çıkarttım, gömleği çıkarttım, cır cır bak kaldım neredeyse ya. Masumiyetimi ispat etmek için Ürgüp sokaklarında anadan ürüyen koşturayım mı, ne yapayım? Bence Ürgüp henüz buna hazır olmadığından dolayı koşma canım. Ya Cemal, senin bu donlu halin neye hep bana denk geliyor ya? Hasibe, ay sen burada mıydın? Sen ne zaman geldin ya? Ya bırakın numara yapmayı. Oğlum, siz o yollardan giderken ben gittiydim, döndüydüm, bir daha gidiyordum. Kusura kalmayın ama sizin bu halinizi ihbar etmek mecburiyetindeyim. Oreçkiler! Yetişin, yetişin! Kurt kuzunun odasına dalmış, yetişin! Ya Hasibe, Allah'ın aşkına yapma bak. Yemin olsun yanlış anladın, biz konuşuyorduk burada ya. Hasibe, canım, gerçekten sen bizi çok yanlış anladın. Hani biz bir şey tartışıyorduk değil mi Cemal? Canım, sen bir daha bir bağırsan, göreçkiler, ben her şeyleri yanlış görmüşüm desen. Göreçkiler, yetişin! Yetişin! Durun gel! Ne oluyor kız? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın rezil herif. Ayol senin ne işin var bu Safiye'nin odasında? Aferin Hasibe. Lan eşek herif, ben sana ne dediydim? Baba yemin olsun yanlış anladım bak. Sen bize bir dakika ver, açıklayacağım ben ya. Lan neyi açıklayacaksın, neyi açıklayacaksın? Her şey ortada. Çabuk giyin üstünü, giyin. Ah Safiye, ah Safiye. Bu mart kedileri gibi böyle miyavladı değil mi kapının etrafında? Kandığı aldın içeriye. Yok annem, olay tam olarak öyle gerçekleşmedi. Gerçekten her şeyleri çok yanlış anlıyorsunuz. Biz bir şey konuşuyorduk ya. Abi, bu ne hal ya? Safiye abla. Pembeyle İsmet nerede? Ay keşke onları da çağırsaydınız. Eksik kaldılar. Daha çok rezil olurduk. Tabii iyi olurdu ama şimdi onların bir taraflarında pireler uçuşuyordur. Artık ben zabana nanadırım, merak etme. Mahir kızım, al yengeni gidin. Sizin odada kalacaksınız. Ali, sen de abinle bu odada yatacaksın. Ne? Ne? Baba, benim suçum ne ya? Uzatmayın. Bu nikah sağ salim kıyılıp Cemal bu evden gidene kadar bu odada kalacaksınız. Allah aşkına baba. Babayı falan bırak. Safiye abla, hadi gel gidelim. Hadi. Cemal. Safo. İyi geceler. Hadi. Rezil. Şu haline bak. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. He anne, sana da iyi geceler. Anne. Baban ne diyorsa o.